ekip liderleri olmak üzere, bölgedeki itfaiye ekipleri, bölgedeki söndürme ekipleri, bölgedeki arama kurtarma ekipleri tamamıyla irtibat halinde kalmaya da devam ediyoruz. Az önce bu arada Bodrum Belediyesi bir paylaşım yapmış. Değerli rejimizden rica edelim. Bodrum Belediyesi söndürme çalışmaları Bodrum'da tamamlanan bir bölgede bir tweet paylaşmış ve şu yazıyor. Sana söz, yine baharlar gelecek. Bir ağaca verilen bir söz. Ayakta kalan, yanmayan, kendini koruyabilmiş ya da orada vatandaşların, ekiplerimizin müdahalesiyle yanmaktan son anda kurtarılan bir ağaçtan bahsediyor Bodrum Belediyesi ve sana söz yine baharlar gelecek diyor. Yangın haberlerinin ardından elbette bu yangınlara daha iyi nasıl mücadele ederiz, çıkmalarını en çok nasıl önleriz, bunları konuşmak da gerekecek efendim. Peki efendim, şimdi yargı aşamasına döneceğiz tekrar. Yargı aşamasına neden dönüyoruz? Çünkü bildiğiniz üzere bu gerçekler konuşulmasın, aktarılmasın diye. Dün özellikle izleyicilerimizin tanıklıkları, anlatımları anlaşılan birilerini çok rahatsız etti ki sonrasında o rahatsızlıklarını saldırgan üsluplarıyla dile getirdiler. Bir saldırıya uğradı. Halk TV canlı yayını basıldı. 5 saldırganın 4'ü serbest bırakıldı. Biri ise mahkeme huzuruna çıkacak. Böylesi haberler geldi ki o mahkeme huzuruna çıkması beklenen, tutuklama isteneceği söylenen o kişi elinde şişeyle, kırmaya çalıştığı şişeyle saldırmıştı. Halk TV yayın ekibine bu saldırıyı gerçekleştirmişti 5 kişi. Hatta daha fazla oldukları da düşünülüyor. Görüntüler incelendi mi bilmiyoruz. Bilmediğimiz noktalar var. Hukuki olarak sormamız gerekenler var. Halk TV avukatı Sebla Başarır şu anda telefon attığımızda, ilk bilgileri ondan alalım. Acaba yargı aşaması ne durumda? Sebla Hanım merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şu an durum nedir? Son bilgiler nedir yargı aşamasında? İzleyicilerimiz de merak ediyor. Biz de Halk TV olarak mevcut dosyaya müdahil olduk. Dilekçelerimizi sunduk. 4 kişi, 5 kişilik bir organizasyon gibi gözükse de bunun arkasında çok daha farklı şeylerin çıkacağından ben eminim. Taleplerimiz doğrultusunda bu kişilerin hangi, özellikle olay günü kimlerle ne kadar yoğunlukla görüşmüş, bunların tespitiyle birlikte bu olaya karışan, azmettiren başka kişiler var mıdır? Bunların da tespitini istiyoruz açıkçası. Ve bu saldırı aslında sadece Halk TV'ye yapılan bir saldırı değil, bizzat halkın kendisine yapılan bir saldırıdır. Halkın haber alma özgürlüğüne yapılan bir saldırıdır. Dolayısıyla Halk TV ailesi olarak bizler bu tarz saldırılara pabuç bırakmayız, susmayız, susturulmaya çalışılıyoruz ancak susmayacağız. Bunları söyleyebilirim. Ve Halk TV hukuk birimi olarak da bu saldırının sonuna kadar, saldırının sonuna kadar şüphelilerin hukuk süreçlerini takip edeceğiz. Herkes bundan kesinlikle emin olsun. En ağır şekilde cezalandırmalar için de elimizden geleni yapacağız. Sevla Hanım çok teşekkürler. Takipte kalmayı sürdürüyoruz. Sevla Başarır'ın vurguladığı üzere, Halk TV avukatının vurguladığı üzere Halk TV'ye gerçekleştirilen örgütlü bir saldırı var. Bu örgütlü saldırının hukuken takibini, dosyaya müdahil ise müdahillik, suç duyurusu ise suç duyurusu, yargı aşamasının yakından izlenmesi, tüm detayların bu ekranlarda an be an aktarılması ise tamamını gerçekleştireceğiz. Çok teşekkürler Sevla Hanım. Şimdi efendim Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Yangınlarla ilgili söyledikleriyle başladı. Ne kadar yangın söndürüldü, ne kadarı devam ediyor? Eline ulaşan son bilgiyi aktarmış. Sayın Cumhurbaşkanı bir kulak verelim mi? Onlar da tabii Ukrayna'dan gelenlerle ciddi bir güç kazanmış olduk. Ve şu an itibariyle 56 helikopter yangın söndürme faaliyetlerine devam ediyor. Ve bunlarla beraber tabii 9 insansız hava aracı arazide çalışıyor. 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ki bunlar özellikle mesela termik santralin etrafını açmada bizim bu dozerlere tabii çok ihtiyacımız var, olduğu oluyor. Çünkü bu etrafı açmak suretiyle özellikle termik santralin buradaki tehlikeden arındırılması lazım. Ve şu an itibariyle de termik santraldeki gelişmeler olumlu istikamette. Ve 5250 personel ile yangınlara etkin şekilde müdahale ediyoruz.
Yalnız burada bir şeyi özellikle söyleyeceğim. Yangın mahalline görevli olmayanlar bundan böyle kesinlikle alınmayacaktır. Çünkü görevli olmayan, bu işi bilmeyenlerle yangın mahallinde mücadele etmek başımıza başka sıkıntılar, başka Allah göstermesin yani bu sıkıntıların dışında yani yaralanmalar, bunlar buna benzer konular başımıza gelebilir. Bunları da yaşamak istemiyoruz. Onun için de onları oraya almayacağız. Toplam hava filomuz şu anda 16 uçak, 56 helikopterden oluşuyor. Orman teşkilatımızda 3 amfibik uçak ve 39 helikopter var. 7 adet jandarma helikopteri, farklı ülkelerden gelen 23 hava aracı söz konusu. Tabii diğer ülkelerden gelen hava araçlarına baktığımızda Rusya 5 tanker uçağı ve 3 helikopter, Ukrayna 3 tanker uçak ve 4 helikopter. Bunun yanında İspanya 2 amfibik uçak, Hırvatistan 1 amfibik uçak, İran 1 tanker uçak ve 2 helikopter. Azerbaycan daha önce zaten söylemiştik, 1 amfibik uçak ve 1 helikopter göndermişti. İşte bir de az önce söylediğim gibi şimdi kendilerinin itfaiyecilikte çok iyi yetişmiş elemanlarından bugün 100'ü aşkın bir grubu daha gönderecekler. Ve bugün itibariyle özel sektör ve STK'ların katkılarıyla yurt dışından temin edilen 4 uçak ve 1 helikopter de yangın söndürme çalışmalarına katılacaktır. Yanan alanlarda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bitkisel üretim ve hayvancılıkta zararlar en kısa sürede giderilecektir. Anayasanın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yani bunu maalesef siyasetçilerden bazılarının ifade ettiği gibi yani benim şahsımın yani buralarda inşaatı açılacaktır, bunların yapımına müsaade edilecektir istikametinde onayımın olduğu veyahut da parlamentodan böyle bir şey, asla böyle bir şey yok. Görevli olmayanlar yangın yerlerine alınmayacak. Çeşitli videolar, gönüllü ekiplerin çeşitli itirazları kayda geçmişti sosyal medyada. Vatandaş hemen soruyor. Acaba bunlarla mı ilgili? Bilmem. Bilenlere soracağız elbette. Konunun üzerine gitmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları bu yönde efendim. Kayda değer bilgiler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz ama ufak bir reklam arasına gitmek durumundayız. Dönüşte ise bir de CHP'den açıklama gelmesi bekleniyor bugün içerisinde. Gündem sıcak. Gündem yangın nedeniyle de sıcak. Siyaseten de sıcak. Dönüşte konuşalım.